Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine Konya Meram'da müşteri ziyaretlerine devam ediyorum. Müşterilerimi gezmeye başladım. Şimdi yeni bir müşterime geldim. İbrahim abinin çiftliğindeyiz. Konya Meram'da İbrahim abinin çiftliğindeyiz. Burada yalnız geldiğimde, bu yöreyi gezdiğimde bir şeyi fark ettim. Bunu drone görüntüleriyle sizlere de aktaracağım. 3-4 dönüm, 5 dönüm arazi üzerine evler kurulmuş. 1-2 katlı ve Konya merkeze de çok yakın burası. 5-6 kilometre uzaklıkta, merkeze de yakın. 5-6 dönüm arazinin üzerine bir katlı, iki katlı evler kurulmuş. Sağında solunda bahçeleri var ve ahırları var. Çok güzel, 10 numara bir şehir haline gelmiş. Aslında bu Konya'nın sebze ihtiyacı komple buralardan da karşılanabilir. Buralar değerlendirilebilir, ekilebilir. Bu tip bir çalışma da yapılabilir. Gerçekten toprakları çok verimli. Çok güzel toprakları var. Bir tarafta meyve, sebze yetişirken bir tarafta mısır sılacları, yoncaları yetişiyor. Şimdi bu işletmeyi gezeceğiz beraber. Burada bir mısır sılacı var. Mısır sılacını kontrol ettim. Gayet güzel. Daneler patlamış. %90 oranında daneler patlamış. Ve mısır sılacı da iyi. Yani nişastası ve kuru maddesi çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde sıktığınızda yavaş yavaş açılıyorsa elinizde, bakın şöyle yavaş yavaş açılıp dağılıyorsa bu mısır sılacı iyidir. Şu şekilde sıktığınızda top gibi, çamur gibi kalıyorsa bu mısır sılacından uzak durun, sakın almayın. Çok çabuk da açılıyorsa kuru maddesi çok yüksektir. Daha geç biçildiği için onu da söylemiş olalım. Bunu atalım. Şurada düvelerimiz var. Şöyle dön, düvelerimizi bir göster. Şurada düvelerimiz var ve buzağlarımız var. Bu işletmede hem süt hayvancılığı hem de besi hayvancılığı yapılıyor. Burada yeni doğuracak olan hayvanlar var, kuruda olanlar var. Burada gebeliği yeni olanlar var. Burada gebeliği yeni olanlar var. En üst, en başta da arkadaşlar buzağlarımız var. Şurada da buzağlarımız var. Güzel, gayet rahatları iyi. Yine bir sundurma yapılmış. Gördüğünüz gibi padok haline getirilmiş. Bakın şu ön taraf, bu bastığımız, şu an yürüdüğümüz yer yemlik. Hiç hayvanların arasına girmeden bir traktörünüz varsa traktörle, yem karmayla ta en baştan en sona kadar yemini atıp geçebilirsiniz. Karşıya geçebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 padok yapılmış buraya. Her podağa bu padoklar biraz daha büyük. Normalde biz padokları 6'ya 6 yapıyoruz. Bu padoklar büyük. Her podağa, şu padoklara 15 tane, 20 tane bes hayvanı koyabilirsiniz. Şu şekilde sundurmadan bir yer yapabilirsiniz. 7 tane, 7 padok var. 140 tane hayvan alır burası. 130-140 tane hayvan alır. 140 hayvanın barınacağı yeri çok rahat bir şekilde böyle az bir maliyete çıkartabilirsiniz. Küvetler konulmuş yine. Eski küvetler değerlendirilmiş. Görüyor musun? Baş tarafına bir şamandıra konulmuş. 10 numara al sana suluk olmuş. Şimdi onu dışarıdan almaya kalksan 2000-2500 liradan, 3000 liradan aşağıya alamazsın. Böyle bir suluğu. Gel şöyle devam edelim. Şurada şu mu? Hangisini beğendin? Şunu mu? Bunu mu beğendin? He? Kaç kilodur bu? Kilo koy bakalım. Güzel, aferin. Boynuz kulağa geçecek mi ne Kadir? Yavaş yavaş benden kilo koymayı da öğreniyorsun herhalde. Bak şuralarda üzüm bağları var, güzel. Üzüm bağları var. Yem karma makinaları. İneklere bakacağım. Sen danalara bak abi, ben ineklere bakayım. Kadir inşallah köpek mefek yoktur buralarda, bizi köpek mefek kapmasın. Lan! Aa, köpeklere güzel yer yapılmış bak. Gerçi ben köpek cinslerinden pek anlamam. Köpeklerimiz var ama bizim sokak köpeklerimiz var. Biz sokak köpeklerini büyütüyoruz, besliyoruz. Sürekli. Bu da güzel. Kangal mı bu? He? Ayakları falan gayet şey.
Bakalım bak. Güzel köpek ama. Gel Kadir. Ha, öbür taraftan gideceğiz galiba. Burada kurudakiler var. Şuradan doğru gidelim. Sıcakta da yürümek zor oluyor. Sıcakta da gezmek gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Şurada karşıda yoncası var. Samanı var. Yoncaları da güzel, samanları da güzel. Bak güzel yoncaları var, gel. Güneşte kalan kısımlar sararmış. Şöyle iç kısımlar yemyeşil. Zaten bunun içi yemyeşildir arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın. Börek gibi yonca. Şöyle alıvereyim ben. Dur. Şöyle içinden bir çekeyim şöyle. Heh. İçinin yeşilliğini görsünler. Görüyor musun? Yaprağı mabrağı üzerinde. 16-17 protein yonca. Burada da güzel otu var. Güzel çayır otu var. Bir taraftan da bakıyorum köpek falan var mı diye. Gerçi Kadir sen bir haftada iki defa köpek ısırmıştı seni. Aşıların tam senin değil mi? Sen iki sene boyunca aşı olmuyor mu Kadir? Onu bilmiyorum etkisini. O kadar yok ama. Gübre yönetimi şu şekilde. Gübreleri traktörlerle sıyırıyorlar. Böyle bir yere koyup burada ferment ediyorlar. Daha sonra da tarlalarında, arazilerinde kullanıyorlar. Evet, sağmal inekler burada. Holsteinler var. Birkaç tane simantal var içerisinde. Burası sağmal ineklerin olduğu yer. Yine bakın sundurmadan yapılmış. Gördüğünüz gibi bir sundurma. Padoklara bölünmüş. Tamam, bu kadar. Yani deli paralar harcamanıza gerek yok. Şimdi buraya ortaya da bir yem yolu yapmışlar. Hem sağdaki hem soldaki hayvanlar gelip buradan rahat bir şekilde yemlerini yiyorlar. Yine kafa kilit sistemi konulmuş. Her tarafa simantal var, Holstein var, siyah akbaşlar var. Genelde buranın da süt ortalaması aşağı yukarı 25 kilonun üzerinde. 6 gördüğünüz gibi beton ama bunun en altı beton. Şimdi bu gübre abi, bu gübre kötü değil mi? Bunun hayvanlara zararı yok mu? İnanın hayvanlar böyle daha rahat ediyor arkadaşlar. Bakın üzerleri de çok kirli değil. Altı gübre olmasına rağmen temizlik skorlarına bir bakın. Bak vücudundaki temizlik skorlarına bir bakın. Tertemiz hayvanlar. Bu şekilde daha rahat ediyorlar. Gübrenin üzerinde hayvan daha rahat eder. Bunu da belli bir aralıklarla temizliyorlar. Daha sonra bu gübreyi de kendi arazilerinde, tarlalarında kullanıyorlar. Hem yonca ekiyorlar, hem de sıvacılık mısır yetiştiriyorlar. Gerçekten bu Konya'nın toprakları acayip verimli. Çok verimli toprakları var. Kaba yemin çoğu kısmını kendileri karşılamış oluyorlar. Şöyle bir gelelim. Bak buzağı yeri yapmış. Onu bir gösterelim Kadir. Şurada savunmanesi var. Sahamhaneye bir girelim. Gel. Süt tankı var şurada, göster. Soğutulmuş süt veriyor. Tabii ona göre de parasını alıyor. Burada sahamhanesi var gördüğünüz gibi. Kaçlıkmış bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 çarpı 10. 20 hayvan birden sağlıyor. Yani tek seferde 20 hayvanı birden burada sağabiliyorsun. Kadir buradan çıkamayız. Tekrar ileriye doğru gidelim. Güzel. Sahamhanesi güzel. 50 baş ve üzeri işletmesi olan arkadaşlar, sahamal işletmesi olan arkadaşlar 2x5, 2x10, 2x7, 2x6 gibi bu şekilde sahamhaneler yaptırsınlar. Küçük süt sağma makinalarıyla çok zorlanırlar. Yani sürü büyüdükçe, işletme büyüdükçe daha da zorluk olur. Bu şekilde tank aldığınız zaman da Tarım Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu süt fiyatına bölgenizdeki süt toptancılarına verebilirsiniz. Yani siz 2,5'a süt verirken
Bu abimiz aşağı yukarı 3.10'a 3.15'e süt veriyordur. Şöyle bir buzağı yeri yapılmış. Onu da gösterelim. Bak şansımıza buzağlar da var. Şu şekilde bir buzağı yeri yapılmış. Gel bakayım minnak. Bakın duvar örülmüş. Üstüne bir etermit. Ortaları da bu şekilde bölmüşler tahtalardan. Şimdi bu buzağı kulübesi almış olsa 2500-3000 liradan aşağıya olamaz, alamaz yani. Şunu da yapmış, ömürlük olmuş. Bu şekilde buzağı kulübesi yapmış. Bak, bakırlar koymuş su için. Bildiğimiz bakır. Bidonları da kesmiş, onlardan yemlik yapmış. İçerisinde yonca var, saman var. Bakın yonca, saman var. Tabii bunlar azar azar buzağı büyütme yemi de, buzağı başlangıç yemi de veriyorlardır. Şurada güzel bir simantalimiz var. Kadir, şunu arabanın bagajına at oğlum. Önündeki yemi bak. Fenli yemi var önünde. Yonca konulmuş, saman konulmuş, birazcık ot konulmuş, fenli yem konulmuş. Burada da suyu var. Rahatları gayet iyi. Birbirlerine yaklaşamıyorlar, birbirlerini yalayamıyorlar. Alanları da gayet geniş. Şuralara da şeyler yazılmış. Tarihler yazılmış ama bunlar eski tarihler herhalde. Büyük ihtimal eski tarihler. Şurada suluk bakırları var bak. Su bakırları. Güzel değil mi? Güzel. Eskiden bunlara süt sağılırdı. Güzel bölmelerden buzağlara yer yapılmış. Kaba yemleri burada. Samanları güzel. Gayet güzel samanları var. Samanları da 1 liradan almışlar. Nakliye dahil. Buraya 1 liradan mal olmuş. Kadir, şu şeye de bir gidelim. Besilik danalarımızın olduğu yere de bir gidelim. Ondan sonra da seni Konya'nın meşhur yemeği, evet. Artık senin boy kaç Kadir? 1.85. 1.85 de uzunluğunda ekmek etli ekmek de yiyebilecek misin? Yetmez. Yetmez mi? Zaten bir sen doymuyorsun bu memlekette, bir de Orhun Topkaya. İkinizin kesinlikle doyması mümkün değil. İkiniz de doymuyorsunuz yani. Gel şurada danalara da bakalım. Bak şurada da domates, bahçeden toplanmış herhalde domates. Şu salçalık domatese benziyor. Değil mi? Salçalık domatese benziyor. Evet. İlave yapmıyordur, bir vardı. Şundan bir melemen yapacağız arkadaşlar. Tadından yenmez. Burada da besilik danalarımız var. Şöyle bir göster. Gayet güzel maşallah, rahatları iyi. Bunları da biz besliyoruz. İnşallah yakın bir zamanda kesimlerini de size bunların gösteririz. Küçükler de var, büyükler de var. Kesime gidecekler de var. Güzel bahçe var. Bak Kadir, şu eriklere bak maşallah. Bol bol. Rabbim ne kadar güzel vermiş, görüyor musun? Bak şöyle güzel bir armut ağacı var bak. Armuta bak. Kış armutu bu. Kışa doğru yenir. Sağ olmam. Aynen. Gel. Köpeğe dikkat et. Şöyle kenardan gel. Kapmasın. Ceviz ağaçları var. Burada bir tane kangal var. O bayağı kenardan gidiyor. Oğlum dur. Lan serbest olsa demek ki bizi yiyecek bu ha. He? Hadi. Burada da aynı bak. Küçük hayvanlar için yer yapılmış. Anladın? Kendilerinden bir yer yapmışlar bu eski tuğladan. Güzel olmuş ha. Bakın. Evet. Bak çay kahve içmek için yer yapmışlar eski tuğladan. Burayı da bir göster. Burada 250 kilo hayvanlarımız var. Şu sıra 250 kilo bandında hayvanlar. Bunların da beslemesini biz yapıyoruz. Karşı taraflar biraz daha ahır. Kesime gelmiş olanlar da var. Bunların da yavaş yavaş her iki ayda bir burada videolarını çekeriz. Ne kadar büyüdüklerini
nasıl beslediklerimizi gösteririz. Burası da kapalı ahırları. Burada gördüğünüz gibi tartıları var. Hayvanlar aylık olarak tartılıyor. Güzel. Gayet güzel bir ahır. Şuraya ezda deposu yapmışlar. İlaçlarını buraya koyuyorlar. Buradan doğru kullanıyorlar. İç dış parazitler var. Genel itibariyle iç dış parazit. Ademin almışlar ama ademin bu saatten sonra almalarına gerek yok. Çünkü bizim kullanmış olduğumuz yemin içeriğinde ademin var. Toz formu var. Ademine para vermelerine de gerek yok. Yani konsantre yemi kullandığınızda herhangi bir premix, ne bileyim vitamin, bunları almanıza gerek yok. Gel. Oğlum bu bayağı yaklaşıyor ha şu. Yaklaşıyor işte. Şu. Baba gitme gitme. Hayır şuradan doğru geçsem. Onlar buradan geçmedi herhalde. Baksana şuna ya. Adamı yiyecek ya. He? Şöyle. Nedir gel. Şey gibi aynı mayın tarlası gibi burası. Yani burada var ya her yerden her an köpek çıkabilir. Şuna baksana ya. Aslan yavrusu gibi. Burada inek grubu var. Komple. Yine aynı sundurmadan yapılmış bir ahır. Parayı meydana saçıyorsunuz. Eşit herkes hakkını alsın dediğinde kimse çok gayet de güzel. Şimdi bu tip ahırlarda aslında yapılması gereken şu süt inekçiliği yapan arkadaşlar da en büyük hata şu. Az süt veren hayvana da aynı yem veriliyor. Çok süt veren hayvana da aynı yem veriliyor. Yani çaycıyla müdüre aynı maaşı vermiş oluyorsunuz siz. Bu çok yanlış. Burada gebeliği yaklaşanlar var. Kurudaki hayvanlar. Burada da anne adayı olacak, ileride anne adayı olacak şeyler var, düveler var, güzel düveler var. Burada da boğaya gelmiş, şurayı da göster, boğaya gelmiş güzel düvelerimiz var. Bunlar da yeni çekilmiş, kontrol edilecek. Şurada da yeni doğuranlar var, küçük buzağlar var yani minnak buzağlar var. Şuradan erik alalım. Bak bunlar daha yeni. Bir hafta olmuş doğum yapalı. Belli zaten. Anladın mı? Süt arıyor bu bak. Süt. Bak bak. Gördün mü? Sese bak. Şunun tatlılığına bak ya. Şunun güzelliğine, tatlılığına bak. Maşallah. Maşallah. Hey maşallah. Şurada bak bir siyah hakbaş var. Bu da aynı. Bekliyor. Süt bekliyor bu bak. Bak. Hemen kaptı. Minik Holstein bir buzağımız var. Bak süt bekliyorlar bu da. Bunların %10'u kadar, canlı ağırlığının %10'u kadar süt verebilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle bir bakın, bir tartın hayvanı. 40 kiloysa günlük 4 kilo, 50 kiloysa günlük 5 kilo süt verebilirsiniz. 30 kiloysa günlük 3 kilo süt yeterli bu hayvanlara. Şurada da dediğim gibi yeni düveler var. Şunun güzelliğine bak, bak bak bak. Bak minnak. 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 Oğlum. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? İnsan şununla ömrünü ömür kadar huzur bulur. Yani şu hayvanla huzur bulur yani. Gerçekten biraz karışık gibi ama güzel. Ben beğendim. Güzel bir çiftlik. Gel. Şurada da var bak. Burada herhalde bir aylık, bir buçuk aylık buzağlar var burada. Evet. Şurada yeni doğmuşlar var. Bak şöyle göster.
Gayet de güzel. Bunlar ilerleyen zamanların anne adayları. Ya da boğa adayları. Kadir, şurada da bir köpek var. Neredeydi? O öbürkü köpekler şu tarafta mıydı? Evet. Güzel. Ben beğendim. Güzel bir çiftlik. Yine Konya Meram tarafındayım. Şimdi buradan Ankara tarafına geçeceğim. Oradaki çok uzanıyor. Aynen, oradaki çiftlikleri bir gezeceğiz. O çiftliklerdeki müşterilerimin hayvanlarını bakın beslemesini de size göstereceğim. Tabii burada sağ salim gidebilirsek. Oğlum. Hayır. Hayır. Bak, sıcak var. Kendini yorma. Bu sıcakta beni de yorma. Kadir bak, en tehlikelisi şu Kadir. Bak, en tehlikelisi şu. Gel, 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 gel. Geliyor bak, gel. Gel. En manyağı buymuş işlerinde Kadir. Çok tehlikeli. Yavrulara bak, yavrulara. Güzel yavrular var ha. Güzel kangal yavruları var. Kum yapamıyorum, ayarı bozuldu. Baksana, güzel kangal yavruları var. Güzel. Onun bir tanesi çok ufak. O iyi. Bu başka birinin yavrusu herhalde ya. Arasında. Çok ufak ya. Orada tavuklar falan da var ama oraya da geçemeyiz ki biz. Oraya geçmek sakat. Yani baksana babalarına. Şunların güzelliklerine bak ya. Hey maşallah maşallah.